Öncelikle Şehri Ayın Tav-ı Cihan'a, dünyanın göz bebeğine, Evliya Çelebi'nin bütün dünyayı dolaşıp bu şehri anlatmak için ne kalem ne kelam yeter denen Gazi Şehre. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu sofrada bütün sorunlar çözülür. Bu sofrada büyük bir zenginlik var. İpek yolundaki Mezopotamya, şu üstünde gördüğünüz bütün ürünler bu toprakta var. O yüzden biz topraktan, güneşten, tarihten gelen lezzettir ve toprağa dönüyoruz. Bu toprak, bu Mezopotamya, Doğu Akdeniz'e açılan hak burada var. Gaziantep Kültür Yolu, Gaziantep bu proje kapsamında değildi. Bir iki sene konuştuk ve o zamandan beri talimatları verdik. Bugün bu Gaziantep Kültür Yolu, Sayın Bakanımızın talimatlarıyla, özel gayretleriyle oldu. Tüm Gaziantep adına hasreten çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanım. Ve tüm Türkiye'de kültür yolu festivalleri, işte Troya'dan tutun, Palandöken'e, Varıncaya kadar tüm vatandaşlarımızın ilgisiyle, beğenisiyle karşılaştık. Bugün Gaziantep'imizde Gaziantep Festivali'yle hem gastronominin, hem kültürü, hem turizmin, hem ticaretin merkezi olan, kardeşliğin, dayanışmanın, ev sahipliğinin, esnaflığın merkezi olan Gaziantep'te de bu kültür yolu festivalini büyük bir coşkuyla hep beraber kutlayacağız. Gaziantep'e Sayın Bakanım vermiş olduğunuz her türlü destek için, Zevkuba'dan tutun, Rum Kale'ye vermiş olduğunuz destekler, arkeoloji enstitüsü kurulmasına ve o konuda yaptığınız her türlü destekler için Gaziantep'li milletvekili arkadaşlarımız adına, hemşehrilerimiz adına da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'nin kültüre, turizme yapmış katkılar çok değerli. Ben tüm Gaziantep adına sizlere emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Gaziantep'imize hoş geldiniz. Festivalimiz hayırlı olsun. Hepinize saygılar. Arkadaş, 1200'lerin tarihi bu bölgeye verdiği bir misyon aslında götürüyor. Mehmet Hanımefendi, yani burada bir örnek kentler olmuş. Zaman zaman Şam olmuş. Bölgenin cazibe merkezi. Zaman zaman Halep olmuş. Bazen Bağdat olmuş. Bazen Maveraun Nehri'ne kadar çıkmış. Şimdi o dönem Gaziantep'imiz. Yani sadece bizim Doğu ve Güneydoğu'muzu değil, o bölgenin tamamını da bereketli Hilal denen o üçgeni de kapsıyor. Dolayısıyla burada yapılacak her faaliyet aslında adı bugün Gaziantep, Gaziantep kültür yolu olsa da bu bölgenin tamamını kültür yolu diye bile değerlendirilebilir kanaatindeyim. Bu anlamda buraya çok özel ilgi gösterdiğinizi ve her bir adımı tek tek takip ettiğinizi teyiden bir kez daha herkese hatırlatmak ve bu anlamda hem Bakan Başkanım hem de Ön Bakanımın bahsettiği gibi ben de şahsım ve şehrim adına sizlere sonsuz teşekkürler etmeyi bir borç bilirim. Çok keyifli günler geçireceğimizden hiç şüphem yok. Bu 10 gün çok dolu dolu geçecek. Gaziantep Kültür Yolu Festivalimizin basın lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Böyle güzel bir vesileyle sizlerle bir araya gelmiş olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Gösterdiğiniz ilgi dolayısıyla yapmış olduğunuz konuşmalardan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, Türkiye'ye uluslararası bir kültür sanat markası kazandırmak için başlattığımız Kültür Yolları, Kültür Yolu Festivalleri projemizin bugün 3. yılındayız. Bin düşünüp bir adım atarak 2021 yılında İstanbul Beyoğlu'nda bu yolculuğa başladı. Bir yıl sonra İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve Diyarbakır olmak üzere 5 şehrimizde 7 tane festival düzenledi. Verdiğimiz sözlerin arkasında durup aynı hassasiyetlerde yine adım adım hesaplayıp yolumuza devam ettik ve bugün Türkiye Kültür Yolu Festivalleri adı altında yazdığımız başarı hikayesine 11 farklı şehrimizi daha dahil etmiş olmanın memnuniyetiyle karşınızdayız. Kıymetli misafirler, Gaziantep sahip olduğu kültür ve medeniyet mirasıyla gerçekten çok ayrıcalıklı bir şehir. 40'a yakın noktada düzenleyeceğimiz 400'den fazla etkinlikte hem bu mirası ortaya koyacak hem de farklı kültür sanat unsurlarını vatandaşlarımızla buluşturacağız.
festival kapsamında açılışını gerçekleştireceğimiz Türk Arkeolojisi ve Kültürel Miras Enstitüsü ile de bu coğrafyanın zenginliğine yakışan istisnai bir kurumu Gaziantep'e kazandırmış olacağız. Ancak bütün bunların yanında Gaziantep'in bizim için çok özel bir farkı da var. Şehrimiz Hatay ve Afyon Karahisarlığı ile birlikte UNESCO yaratıcı şehirler arasına gastronom alanında dahil olma ayrıcalığını taşıyor. Biz bu ayrıcalığın bilinciyle Gaziantep'i festival şehirlerimiz arasına eklerken Büyükşehir Belediye'mizin düzenlediği gastronomi festivalini merkeze aldık ve Kültür Yolu Festivali konseptine uygun şekilde kapsamını genişledik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in şahsında bu alanda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gastronomi Kültür Yolu Festivali'ne gelen herkesi bu gözle festivali yaşamaya, bu ayrıntılara dikkat etmeye ve elbette diğer kültür sanat etkinlikleriyle birlikte Gaziantep'in eşsiz mutfağını deneyimlemeye davet ediyoruz. Gastronomi ve başkent kültür yolu festivallerimizin açılışının hayırlı olmasını, vatandaşlarımızın kültür ve sanatta dolu anlar yaşamalarını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.